Biz bunlara varoluşsal risk deriz. Existential risk. Yani tüm insanlığı, tüm medeniyeti tehdit edebilecek riskler ortaya çıkabilir. Düşük olasılıkla ama mesela Nisan'da da dünyaya yakın değil mi? Çok tehlikeli bir göktaşı geçecek. Yani bir aksilik olmazsa bu dünyaya çarpmayacağını biliyoruz. Ama yani çok 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 düşük bir olasılıkla eğer onu yörüngesinden saptırabilecek hiç tahmin edilmeyen bir faktör olursa ama yani bu da çok düşük olasılık. Ama sadece olursa gerçekten de dünya için tehdit yaratabilecek potansiyelde. Yani aslında zaman zaman varoluşsal riskler çıkıyor. Kaç kere büyük yok oluş çağı geçirdi dünya. Evet, altı Dinozorlar kez yok falan. oldu. Dinozorlardan daha şansımız şu. Bunları biraz öngörüp bunlar için hazırlık yapma şansımız var. Dinozorların öyle bir şansı yoktu. Biz yarından 2 aylarda sadece böyle optimistik bir gelecekten bahsetmiyoruz. Çoğu bölümümüz aşırı karamsar hatta. Şimdi bir Maalesef. anlamda bu bir optimistik bölüm. Çünkü şunu konuşacağız. Hani eğer ki yeniden varoluşsal bir riskle karşı karşıya gelirsek tüm insanlığı ve medeniyeti tehdit edecek. Acaba yörüngede yaşayabilir miyiz? Bunun önündeki engeller ne? Bu konuda çalışmalar var mı? İnsan buna uygun mu? Bu gibi konuları konuşacağız. Program formatı gereği program sırasında sadece birbirimizle konuşacağız. Bu açıdan sizler dinleyici olacaksınız. Ama canlı yayını bitirdikten sonra soru cevapla birlikte yine sizlerle birlikte ilerleyebiliriz. İstiyorsanız başladı mı zaten? Aa süper. Tamam, şu anda Tamam. yarından hikayelerdeyiz. Şu anda yarından hikayelerdeyiz. Yarından Yarından hikayeler. hikayelerin 21. bölümü bu. Ve bugün yörüngede yaşamı konuşacağız Emre ile birlikte. İstanbul Kültür Üniversitesi Basın Ekspres kampüsündeyiz. Ben yaklaşık 6 yıldır burada çalışıyorum zaten. Bu kez ev sahibi olduğumuz yerde yapalım istedik. Emre de sağ olsun çok uzak bir mesafeden buraya geldi. Ve arkada da sevgili öğrencilerimiz var. Onlar da canlı yayın içerisinde değil ama canlı yayından sonra bizlere katkılarını sunacaklar. Şimdi öncelikle küçük bir reklam yapayım. Bildiğiniz filtre kahveyi sallama kahve haline dönüştürmüşler. Sağ olsunlar program içinde bize gönderdiler. Burada da bu arada bir kişiye bunu hediye etmek istiyoruz program bitiminde. Kahve gibi kahve.com'dan alınabilir. Kapatacak mıyız? Evet o kapalı zaten. Galiba şu başka bir yerden bir şekilde feedback yapıyor. Tamam, bu bitti bunun işi, tamam. Evet. Şu en azından sürtünmüyordur diye umuyorum. Başlayalım. Şimdi önce belki şundan bahsetmek lazım. Çünkü bu şu an öyle bir konu ki Emre. Yörüngeye çıkana kadar benim konum. Ben sonrası Bir ben. anlamda senin de konun. Havacılık tıbbı diyoruz ona. Yörüngeden sonra uzay tıbbı oluyor. Benim için de yörünge altı uçak mühendisliği, yörüngenin üstü uzay mühendisliği. Yani biz de kendi aramızda bir anlamda öyle ayırıyorduk. Şimdi birincisi belki şuradan başlamak lazım. İnsan ya evrende bakın koca evrende insanın yaşayabileceği tek bir yer var ya. Dünya. Yani bildiğimiz en azından ya da en azından şu an gidebileceğimiz, görebileceğimiz boyutta. Bu çok korkunç bir şey değil mi? Bu Yani kadar büyük bir alanda üzerinde nefes alıp herhangi bir sıkıntı çekmeden yaşayabileceğimiz tek yer burası. Çünkü burada evrildik. Tevfik, burada en baştan bir itirazım var, yani programın en başından. Bence çok iddialı bir cümle kurdum. Bütün evrende yaşayabileceğimiz tek Bildiğimiz yer burası. evrende dedim. Bildiğimiz evren. Bildiğimiz Observable kadarıyla başka Universe. hiçbir yer yok ki. Yani bildiğimiz evren. Bu bence evren noktasında da bunu bu şekilde dile getirmemeliyiz. Bence Güneş sistemi. Bu cümleyi yani kurabileceğimiz tek şey Güneş Yok sistemi. şimdi Yo, çok ben katılıyorum sana bizim bilgi ama. evrenimizi söylüyorum değil mi? Hayır, ama evren diye hep Universe kavramı Hayır bir mesela. yerde varsa da henüz bilmiyoruz ki. Hadi Yok, şimdi çıkıp haklısın. gidelim desek nereye gideceğiz mesela? Haklısın ama Yani. yani çok ben şey açısından, yani o makrokozmos açısından Güneş sistemi yani. Ya Aşama aşama mutlaka değerlendirmemiz evren o gerekiyor. kadar büyük ki dünyanın tıpatıp bir kopyasını bulma olasılığımız bile var. Aynen. Ama şu an hadi kalk gidelim desek. Bak şimdi Tabii hiçbir ki. yer yok. Hiçbir Hiçbir yer yer yok. yok ya. Bu korkunç bir şey değil mi? Yani bir izolasyon hissi yaratmıyor mu ya? Bende yaratıyor biraz. Ya şimdi Güneş sisteminden düşünelim bunu. Bence bu kadar, yani haklısın. Düşündüğün zaman haklısın yani. Çok eşsiziz. Sanki her şey bizim için ayarlanmış. Bütün varoluşta eşsiziz. Çok yani noktasal bir şey ama ben de ilk başlarda böyle düşündüm. Güneş sistemi buna dair ipucular veriyor. Mesela Güneş sisteminde Mars'ta suyun, yani sıvı halde suyun bulunduğuna dair bizim ipuçlarımız var. Hala yani çok yüksek tuz oranında olsa bile Mars'ta sıvı var, kutuplara yakın bölgelerde. Europa, Jüpiter'in Europa uydusu var. Yaklaşık Ay'a yakın büyüklükte bir uydu. Ve Europa'da kalın buz katmanlarının altında dünya okyanuslarının 4 katı kadar sıvı su olduğu düşünülüyor. Ama bunların hiçbirisi insan için değil. Yani Hiçbirisi insan bakteri için değil. formunda bir yaşam bulabilir miyiz acaba Ama diye. yani insan için demek bile bence çok şey, yani yanlış bir bakış açısı. Çünkü insan merkezci bir bakıyorsun. Bence canlılığın kendisi, yani organik yaşamın
kendisi bizim aramamız gereken. Ben aramaktan bahsetmiyorum. Bak, yani, kavramlar çok karıştı. Çok bir dakika. Ben sana diyorum ki şu an ya hadi başımıza bir risk gelse. Evim burası. Bir risk altında olsak. Hadi insan ırkını yani insan türünü diyeyim tamam mı? İnsan türünü kurtaralım desek şu an belki ISS'te 4-5 kişi birkaç ay yaşatabiliriz. Ama onun dışında şu an gidebilecek bir yerimiz yok. Ben yaşanabilir bir yaşam formu bulmaktan bahsetmiyorum. O farklı. Sen tamamen insan, yani bu program insan merkezli olacak. Yani insan yaşayabilir. Yani tamam. Şimdi yörüngede kendi, sincaplar kendi aralarında organize olup yörüngeye çıkabiliyorlarsa bravo. Ayrı mesele de yani. Çünkü hep yani uzay kelimesi, insan kelimesi yan yana geldiği zaman ben insanın yani böyle biyolojik varlığı, işte felsefi varlığı, zihinsel varlığın ötesinde sadece bir organik yaşam izi olarak düşünüyorum uzay noktasında insanı. O yüzden bu çerçeveye getirmen en başından iyi oldu. Tamam. Şimdi sonra yeni başlayanlar için Emre Yorgancıgil. Emre Yorgancıgil her tür zekanın kutsal olduğuna düşünen ve aynen, bilincin bilincin böyle temel bir ilke olduğunu düşünen bu niteliksel dualizm dediğimiz değil mi? Zihinsel felsefesinin takipçisisin. Dolayısıyla Emre ben sadece insanı kurtarmaktan bahsedince gıcık oluyor. Yo, hayır yani neden insan diyorum. Yani organik bir karmaşıklıktan bahsediyorsak. Ya şimdi bu beceriyi zaten sadece insan sahip olduğu için dediğim gibi ben yani başka şey otostopçunun galaksi rehberindeki gibi Yunuslar yapabiliyorsa ne hala yani o ayrı mesele de. Şu an hani gerçekten çok büyük bir riskle karşılaşsak ne yapacağız? İşte yörüngede yaşam dediğimiz bir anlamda bu. Yani biz dünyadan, bu arada bu konuya biz devam edeceğiz. Önümüzdeki programlarda Mars'ın kolonizasyonundan da bahsedeceğiz. Bu programda yetişmez muhtemelen. Ama biz şu an istersek yörüngede yaşayabiliyor muyuz? Yörüngede hali hazırda yaşayanlar var. 5-6 kaç kişi şu anda? 4 kişi, 5 kişi. Acaba? Zaman zaman değişmekle beraber Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'te en uzun yaşayan Scott Kelly miydi? Hayır. Rus genedi Pollakin sanırım. Hemen kontrol ediyorum. Öyle miydi? Ediyorum. Tamam. Sen onu kontrol et. Ben bu sırada şeyden bahsedeyim. Biliyorsunuz yörüngede Uluslararası Uzay İstasyonu var. Ve bu uluslararası bir proje olduğu için Uluslararası Uzay İstasyonu. Arada oraya Amerikalı, Rus kozmonotlar, astronotlar gidiyorlar. Evet. Genedi Padalka 878 gün aralıksız 878 yaşadan. Gün. Şimdi burada senin tıp doktoru olmandan mütevellit senden destek alalım. Yörüngede bu kadar uzun yaşamanın sıkıntıları var mı? Çok büyük sıkıntıları var. Çünkü bildiğiniz gibi insan yani Homo sapiens 200 bin yıldır dünya koşullarında yaşamaya evrimleşmiş bir tür. 200 bin yılın ötesinde 6 milyon yıldır primatlar olarak, işte yaklaşık 100 milyon yıldır memeliler olarak, 500 milyon yıldır artık omurgalı canlılar olarak ve yani 2 milyar yıldır yani tek hücreye kadar indirebiliriz 2 milyar, 3 milyar yıllık evrim geçmişinde. Biz tamamen dünya habitatında, dünya yer çekiminde, dünya oksijeninde, dünya basıncında, basınç da çok önemli. Radyasyon seviyesinde, dünya işte elektromanyetik dalga seviyesinde, nem oranında yani her türlü kimyasal, fiziksel ortam olarak dünya bizim evimiz. Yani şeye çıktığımız zaman, kapsülü yörüngeye götürdüğümüz zaman gene yani bir ısı ayarlanabiliyor bir şekilde. Oksijen dağılımı ayarlanabiliyor işte hava dediğimiz. İşte %79 azot, %20 oksijen, işte %1 karbondioksit sanırım öyle bir yani kimyası vardı. Bu ayarlanabiliyor ancak bunu ayarlamak yetmiyor. Yani o kadar fazla tehdit var ki ben aşama aşama anlatayım. Birinci tehdit yerçekimsiz ortam. Yerçekimsiz ortam olduğu için günden güne, haftadan haftaya orada yaşayan, geçici olarak yaşayan astronotların ya da araştırmacıların kaslara erimeye başlıyor. Çünkü bizim yani şu an ayakta durmamız bile kaslarımızın gerilmesini sağlıyor. Kaslarımızın vücut ağırlığımızı taşımasını sağlıyor. Uzayda böyle bir şey ortadan kalkıyor. Vücut ağırlığını dahi taşımıyoruz biz uzayda. Yani, o yüzden evet. Kaslar erimeye başlıyor. Kemikleri güçsüzleşmeye başlıyor. Kalsiyum da kaybediyoruz değil mi? Aynı sebeple. Kemikler aynı şekilde bir yer çekimine maruz kalmadıkları için. Ondan sonra sindirim sistemlerinde ciddi sıkıntılar oluyor. Kardiyovasküler sistemde damarlarda genişlemeler oluyor. Bunlardan dolayı kan akımı yavaşlıyor ya da hızlanıyor dengesiz olarak. Ondan sonra vücudumuz çok fazla sudan oluşuyor. Vücutta hücreler arası sıvı miktarı da çok ciddi. Maalesef bu uzayda da bozuluyor. Hemen değil ama yaklaşık 3-5 aydan sonra çok ciddi etkileri oluyormuş. Özellikle beyne mesela ödem yapıyormuş. Şimdi leylek bacak sendromu diye bir sendrom var mesela. Çünkü bacaklar bayağı inceliyor. Yani vücudumuzdaki su yer çekimi olmadığı için yavaş yavaş yukarı kaymaya başlıyor. Ve bacaklar ince, üst taraf şişkin bir ödemler hal alınıyor. Ve aynı şekilde beyindeki su da arttığı için maalesef.
Yani çok ciddi. Mesela gözlere baskı yapıyormuş. Gözlerde ciddi görme problemlerine yol açabiliyormuş. Oo. Yani şimdi güzel bir yanı var işin. Bunlar dünyaya dönünce kısa sürede halloluyor. Kısa sürede değil aslında. Yani birkaç ay, birkaç ayı buluyor Yok yani. yok şöyle bir durum var. Ondan eminim. Havacılık ve Uzay Tıbbı dersinde almıştım. Hani 6 ayda bozulan dünyada 1 ayda düzeliyor gibi bir Yani durum var. birkaç Yani ay. Yani normal tam kapasite geri önceki döndürülebilir sağlığı. Tabii ki. hasarlar bunların çoğu. Ama çok uzun süre kalınca mesela işte bir Radyasyon hasarı. ya da retinadaki damarların bu Çatlaması tıkanması, mesela. çatlaması halinde Geri dönüşüm. onu geri almak çok mümkün değil. Radyasyon aynı şekilde her türlü lösemi, kan kanseri, doku kanseri risklerini arttırıyor maalesef. Bunların da geri dönüşümü yok. Yani kesin olacak diye bir korelasyon yok. Belki şu ana kadar giden astronot sayısı anlamlı değil bu kanser araştırması yapmak için ama maalesef vücutlarında yani bütün insanların ömür boyu alacakları radyasyonu herhalde bir ayda alıyorlar. Yani çok daha kısa bir sürede Evet. alıyorlar. Yani en azından şunu biliyoruz. İnsanın günlük bir radyasyon limiti var ya da aylık yıllık limitler var. Uzayda onu kısa sürede dolduruyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var. Tabii şu var. Yani radyasyondan korunmak çok mu zor? Aslında değil. Yani kaplarsınız uzay istasyonunu kurşunla ya da işte insan hangi geminin içerisinde seyahat edecekse yaparsınız. Ama burada başka bir problem var. Uzaya 1 kilogram, sadece 1 kilogram malzeme taşımanın maliyeti 18.500 dolar. Yani ortalama 60 kilo olduğunuzu varsayın. Ki keşke olsaydım ama öyle varsayın. Buna da 20 bin dolar diyelim kabaca. Ne yapıyor ya? 1 milyon 200 bin dolar bir kişinin, buradaki herhangi bir kişinin sadece kişi haliyle, hiç daha roketi saymadım, yakıtı saymadım. Sadece sizi buradan uzaya götürmenin maliyeti 1 milyon 200 bin Ama dolar. yakıt maliyeti mi bu? Onu biraz açar Tabii mısın? yakıt maliyeti. Sadece yakıt maliyeti. Sadece Benim yakıt. yani o koşullarım değil mi? Yani oksijenli koşulum, Hayır sıcaklık. hayır. Bu dünya yer çekiminden kurtarma maliyeti. Sadece yani Öyle söyleyeyim escape yani. velocity, kaçış Aynen. hızının maliyeti. Yani o hani roketleri falan izliyoruz ya. Ya o kadar fazla yakıt tüketmek zorundalar ki. Çünkü dünyadan kaçabilmek için yanlış hatırlamıyorsam ivmenizin 11,2 kilometre bölü saniye kare olması lazım. Yani o roketler saniyedeki hızları her seferinde 11 kilometre artıyor. Bu da müthiş bir itki demek. Ve bu şu an için dünyadan kaçmak ancak katı yakıtlı roketlerle mümkün. Çünkü dünya atmosferi dipte daha yoğun. Yukarılara gittikçe inceliyor ve sizin o ilk başta hem yer çekimini hem de hava sürüklemesini yenmeniz lazım. O yüzden bunun alternatif yolları var, değil mi? Yani uzay asansörü benim Uzay aklıma asansörü. ilk gelen şey uzay asansörü. Şimdi uzay asansörü çok muhteşem bir fikir. Sanırım Arthur C. Clarke ilk olarak bilim kurguda bunu ifade etmiş. Cennetin Irmakları romanında. Ve şöyle bir şey kuruyor. Yani sonuçta dünyadan bizim kaçmamız için 12 kilometre bölü saniyelik bir ivmeye ihtiyacımız var. Bu da bizi yani maalesef şey yani dünyayla sınırlı bir ırk olmamıza, dünyayla sınırlı bir canlı olmamıza şey yapıyor yani mahkum kılıyor. Bu da bilim kurguda sıkça işlenmiştir bu mesela değil mi? Yani yer çekimine kapan denir. Bizi yani dünyada tutan bir kapan denir. Yoksa mesela Mars'a ulaşmak için yer çekimini açtıktan sonra sanırım 400 kilometre bölü saniye hız yetiyor. Değil mi? Evet. Mesela Ay'daki escape velocity yani kaçış hızı sadece 2,30 Evet. kilometre bölü saniye. Yani dünyanın böyle korkunç bir dezavantajı var bu yer çekiminden dolayı. Yani bunu katı yakıtlı roketlerle aşamıyorsak belki bir structure'la yani bir yapıyla aşabiliriz. Tabii Arthur C. Clarke yazdığı zaman karbon nanotüpler yoktu. Yani tutup yaklaşık 40 kilometrelik. Şimdi orada şöyle karışmasın ama. Uzay asansörü yer çekiminden kurtulmamızı sağlamaz. Sadece Sağlamayacak ama hayır. hava sürüklemesinden yırtarız. Ama hayır 40 kilometrenin ötesine geçtiği zaman oradan mesela bir istasyon yapıldığı zaman yer çekiminden kurtulmuyor Ha mu? tabii yukarıdan başlarsan Evet. meseleye, tamam mı? Ben onu İşte o kastediyorum. zaman da yavaş yavaş hep asansör yani yukarı taşıma meselesi olur ama uzay asansörünün birincil faydası hava sürüklemesinden Evet. en azından içi vakumlu olduğu Vakumlu için hiçbir olacak. hava sürüklemesi yok. Çünkü sadece uzay asansörü gibi düşünme. Mesela Hyperloop diye yine Hyper. Elon Musk'ın bir Evet. projesi var. O da Manyetik alan olan. Karasal olarak içi vakumlu. Şimdi maalesef sürükleme kuvveti de hızınızın karesiyle orantılı. Yani hızlandıkça hava sürüklemesi yavaşlamanıza neden oluyor. İşte sorun da orada. Ondan kurtuluyoruz. Bir de dediğim gibi en azından biraz daha işlemleri yukarıda başlayınca alınacak yol az oluyor. Artı şey düşünsene o 40 kilometrenin ötesinde yer çekimsiz ortamda yani dünyanın o G kuvvetinden uzaklaştığımız ortamda bir yörünge istasyonu kurulduğu zaman roketlerin bütün yakıtları, bütün enerjileri doğrudan gezegenler arası işte Ay'a seyahatle, Venüs'e seyahatle, Mars'a seyahatle yani değil mi? Ona göre hesaplanacak hiçbir şekilde yani dünyanın G kuvveti
artık dikkate alınmayacak. Evet. Bu da yani, yani müthiş bir yakıt tasarrufu olacak. Gemi tasarımlarında bir optimizasyon sağlayacak. Maliyetten kurtulacak. Biraz daha kolay olacak. O yüzden bunun bir opsiyonu da şu. Aya acaba bir... Aya üst yapmak. Evet, imalat istasyonu yapabilir miyiz gibi. İşte onunla ilgili Lunar... Hemen bakıyorum. Lunar Outpost. Bunu okumuş muydun? Yok. Şey, roman gibi bir şey. Yok, hayır. Şimdi bir proje bu. Hı hı. Bu bir tane özel şirket öncülüğünde bir proje ortaya sunulmuş. NASA da bunu yani düşünce fırtınaları, uzun vadeli planları arasında almış. Yani en azından araştırma konusu şeklinde almış. Dediğim gibi Ay'da bir üs kurmak. Ancak Ay'daki üssün birinci amacı bizi Mars'a götürmesi. Ne kadar mantıklı değil mi? Ay sadece bir durak. Bizi, evet, Mars'a getirecek bir durak. Çünkü neden? Ay'daki işte kaçış ivmesi sadece 2.3. Dünyanın 5'te 1'i. Evet. Yani bizi derken şöyle. İstesek biz şu an dünyadan da birkaç kişiyi Mars'a gönderebiliriz. Yani 1 trilyon dolar harcarsak. Evet. Ama eğer ki hani biz Mars'a bir koloni gelecekte kurmak istiyorsak, yani oraya 300-500 kişi, 1000 kişi artık onun şeyi neyse, öyle bir şey göndermek istiyorsak çok büyük bir gemiye ihtiyacımız var. Buradan Mars'a yolculuk yapmak 6 ay sürüyor. Bunun yani sadece mesele insan değil ki. 6 ay bu insanların tüketeceği gıdalar, işte kullanacağı malzemeler, işin içinde bunlar da var. Ve bu çok büyük bir gemi olacak. Çok büyük bir gemiyi dünyada yapıp uzaya fırlatamayız. O imkansız. Yani 1 trilyon dolar bile, evet, orada yeterli değil. Bizi yani o zaman mantık olarak bu gemi kesinlikle yörüngede inşa edilmesi lazım. Ya yani, da Ay'da. Ama Ay'da inşa. Ya da Ay'da. Ay'da yani olabilir. Çok bir farklılık yok değil mi? Ay'da inşa. Çok farklılık yok. Yani Ay'da atmosfer de olmadığı için olay sadece şey değil zaten. Hani kütle çekimini yenmek değil. Şey, aranızda Kerbal Space Program oynayan var mı? Bir kişi var. Şey, Ay'a indin mi hiç? Ben çok fazla oynamadım. Bir tane XKC'de karikatürü var. Adam yörünge mekaniği, uzay mühendisi. İşte yörünge mekaniği hakkındaki bilgim diyor. Böyle lineer okul hayatı boyunca Kerbal Space Program oynayınca pik yapıyor. O program yörünge mekaniği hakkında inanılmaz eğitici bir program ya. Yani ben Ay'a 150. denememde falan inip kalkıp dünyaya dönmeyi başarmıştım. O kadar zor bir program. Gerçekten şey, oyun ki. Çalışıyor yani. Oyun tam anlamıyla bir matematik oyunu ya, inanılmaz. Çok enteresan bir şey var. Akıllı telefonlarda da Space Flight Simulator diye. Çok basit ama size bu yörünge mekaniğini çok iyi anlatabilecek küçücük bir oyun var ve çok eğlenceli yani. Hatta işte bu Karnal çizgisini geçince bir müzik başlıyor. Kendinizi uzaya çıkmış hissediyorsunuz gerçekten ya. Yani ilgililer mutlaka Space Flight Simulator'ı indirsin. Hem iOS'ta var hem Android'de var. Buradan izleyicilerimize de söyleyelim onu. Çok çok güzel, çok basit, çok güzel. Yani isterseniz biraz daha matematik katarak da oynayabiliyorsunuz. Yani uzay aracınızın ağırlığına göre farklı motorlar takabiliyorsunuz. Mars'a gidebiliyorsunuz. Yani güneş sistemindeki her yere gidebiliyorsunuz. Ben güneşe gitmeyi denedim bir kere. Güneşe gidiyor. Evet. Oyunu çok hızlandırabiliyorsunuz. O biraz avantaj sağlıyor. Sadece hepsini denedim. Şimdi... Yani her tuvalete girdiğinizde bir gezegene inebilirsiniz. Bu şekilde planlama yapsın yani, merak etmeyin. Space Elevator, yani uzay asansörünü araştırırken şöyle bir sıkıntıya rastladım. Yani tahmin edebileceğiniz gibi hala malzeme fiyatı inanılmaz yüksek. Yani karbon nanotüplerin artı teorik sorunlar da var. Yani 100 bin kilometrelik bir karbon nanotüplük yapının ne kadar stabil olacağından da şüpheliler. Onun ötesinde hala şu anda karbon nanotüplerin üretim maliyeti metreler olarak hesaplanıyor. Ve bizim ihtiyacımız olan 100 bin kilometre yaklaşık. 100 bin? Evet. Lifler, bu şey, sicimler mi? Aynen öyle. Ben sana enteresan bir anımı anlatayım. Üniversite 3. sınıftaydım. Yavuz Baştürk diye bir tane adam bana dedi ki ben uzay asansörü yapmak istiyorum. Çok bana dedi fikir. Uzay asansörü üzerindeki yükleri hesaplar mısın dedi. Ben de olur dedim. Kaçı yaparsın dedi. O zaman 400 lira istedim. Yıl 2005. Bugüne vurursak bu 4-5 para... 4-5 bin lira. Evet. Yani bayağı fazla eder. Enteresandır. Ben NASA'dan rüzgar datalarını aldım. Onlar açık zaten halka. Ve gerçekten de işte uzay asansörünü bir çelik sütun olarak kabul edip üzerine binen yükler sebebiyle işte diplerindeki momenti ve her işte üzerindeki şey grafiğini çizdim. Ve adam bana bu parayı verdi. Ne yaptı bilmiyorum. Yapmadığını biliyoruz yani. Uzay asansörü yok bildiğimiz ama. Adam çok ilginç, çılgın bir mucit gibi bir adamdı. Enteresan icatları vardı ya. Yani bak yıl 2005'te şey falan yapmıştı adam. Böyle AVM'de yere bir havuz görüntüsü. İçinde balıklar var. Sen yürürken balıklar senden kaçıyor. 2005'te yaptı bunu.
Gerçekten. Evet ya. 2005 için çok güzel. Adam bunu yaptı, AVM'ye sattı. Adam yani mucitlik yapıp para kazanıyordu yani. İşte mesleğinizde mucitim ben diyebilirdi o adam yani. Şimdi ne yapıyor? Hiç bilmiyorum. Bir araştırma. Google'a bir Yavuz Başlık yazsanız ya. Yani böyle de ifşa etti. KVKK'ya uygun mu diyeceğim de bu bir anı tabii. Hayır, kişisel veri değil. Olumlu şekilde yani bahsettim. Evet evet ya, bence çok çok akıllı bir insandı. Eğer yani bir şeyler yapamadıysa o biraz bu coğrafyada olmasının sebebi olabilir. Yatırımcı bulmak falan kolay değil böyle şeylere. Yani o zaman artı NASA'nın ödülü de havada kalmış. Birkaç fazla yani farklı girişim var. O farklı girişimlerin ödülleri de havada kalmış. Yani herhangi bir açıkçası şu anda gelişme yok. Teorik beyin fırtınalarının ötesinde uzay asansörü noktasında bir girişim yok, bir şirket yani yok. Yani şöyle, aslında bu konuda bir prototip çok kolay yapılır. Benim aklıma o yıllardan gelen, biraz da o zamanki araştırmalarımdan hatırladığım, işte balonlarla havada tutma gibi şeyler falan var da, buradaki mesele bir şeyi yapabilmek değil. Çünkü hani yaptım geçtim gibi bir şey değil ki bu. Emniyetli olmak zorunda. Onun içinden insan taşınacaksa, malzeme taşınacaksa dayanıklı olmak zorunda. Yani bir şekilde şeyin yolunu bulursun. Ya 40 kilometre ben malzemeyi nasıl dik tutarım? 3-5 saatliğine dik tutacak bir şeyi bulabilirsiniz. Buradaki mesele onun robust olması. Yani mutlaka dayanıklı olması. Nasıl test edecek? Emniyetli olması. Test yani, süreçleri bile yani gözümde canlanmıyor şu anda. 100 bin kilometre. Çok zor. Canlanmıyor değil mi? Yani 100 bin kilometre kısmını ben kullanılan malzemeyi uçuşa ekleyince gibi anlıyorum. 100 kilometredir. Tabii 100 kilometre şey tabii yani karbon nanotüp şey. Ha, nanotüpleri ucuca nanotüpleri eklersek yani aynen. Buradan köye yol olur gibi. Dünyanın etrafını 2,5 kere dolaşıyor. Aynen öyle. Biz uzayı 100 kilometreden başlıyor kabul ediyoruz. Karnal çizgisi. Bu Felix Baumgartner oradan mı atlamıştı? Hemen bakayım. Öyle bir şeyi vardı onun. Karnal çizgisinden mi atlamıştı ne ya? Öyle bir şeydi. Hemen bakıyorum. Epey yüksekten. Dünya şey rekoru ona ait. Şimdi Emre ona bakarken bir de işin bu tarafı düşündüm. Tamam, uzay asansörünü yaptık. Tamam, her şey mükemmel. Evet, 128. Oha, 128 ya. Uzayın üstü sayılıyor artık. Tabii, astronot kıyafetiyle atlamış. Evet, evet. Tabii ki. Ve ses hızına ulaşmıştı değil mi? Öyle bir şok dalgası falan yemişti. Şimdi uzaya çıktık. Hadi diyelim bu kitle, buradaki herkes hep birlikte uzaya çıktık. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Yani şimdi hazıra daha dayanmaz. Tamam, yanımızda konserve götürelim. Siz de öğrencisinizdir, evet. Alışıksınızdır barbunya falan da. Şimdi uzun vadede sürdürülebilirliği nasıl sağlayacağız? Yanımıza götürdüğümüz yiyecekler bir yani, süre sonra tükenecek. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tamamen mekiklere bağımlılar. Her türlü gıda zaten yıllık olanlar yıllık depolanıyor. Bazen çok ekstra mesela onların kutladığı bayram günlerinde, Noel günlerinde, yılbaşı günlerinde özel hani aylık olarak bir şeyler gönderiliyor. Deneysel olarak bitki yetiştiriliyor uzayda. Ya şimdi elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez derler. Yani dışarıya bağlı olmadan kendi kendine sürdürülebilir bir sistem kurmak hakkında ne düşünüyorsun? Yani... Bunların deney şeyleri var mı? Şimdi hidroponik tarım yapılıyor. Yani çok mesela. Küçük topraklı tarım da yapılıyor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Ancak çok gıdasal değeri yok deneysel aşamada. Yani bir sebze, ya hayvancılık çok zor. Belki böcek yetiştirilir, salyangoz yetiştirilir. Yani onlar mümkün bence yani 10-15 kişinin gıdasını yetiştirmek mümkün olabilir. Ama yani şu da var dediğin gibi yani biz yörüngede yaşam dediysek binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insanın yaşam alanından bahsediyoruz. Yani şu anda ben mühendis de değilim senin gibi. Yüz bin, yani milyonlarca insanın yörüngede yaşadığı ya da ayda yaşadığı bir üst dediğin zaman sadece bazı filmlerden sahneler geliyor benim aklıma. Herhangi bir yani evet. Şu anda dünya teknolojisiyle ya da yani Elon Musk'ın yaptığı ya da elimizdeki işte 40 yıldır gelişen Uluslararası Uzay İstasyonu'nun herhangi bir prototipi dahi milyon kişiyi yani barındırmaya model olamaz. Değil mi? Yepyeni bir tasarım olacak. Milyon çok ya. Yani hani şey orada belki eskilere inmek lazım. Hani avcı toplayıcı dönemimizde en büyük hani yaşayabilen 150. Oba 150 kişiymiş ya. Bana biraz sanki öyle gibi geliyor. Orada böyle basiclere dönüş, temellere dönüş gibi bir şey. Hani şimdi orada bir problem daha var. Kapalı bir ekosistem kurabiliriz ama sistem çok kırılgan. Azıcık bir bitki hastalığı, kıran girse evet. Patatesten mesela ne olacak? Monokültür her zaman İrlanda kıtlığında mesela patates. Ha, onu anlatsana. Yani İrlanda'da şimdi normalde İrlanda bir Avrupa ülkesi. Kendine yeten bir ülke. 19. yüzyıla kadar tamamen kendi işte kaynaklarıyla, kendi ekolojik yapısıyla, kendi tarımsal yapısıyla ayakta kalmıştı. Ondan sonra İrlanda'da bir bakmışlar işte Güney Amerika'ya gittikçe geldikçe patates. İşte Güney Amerika orijinli bir bitki. İrlanda'da patates yetiştirelim. Buranın iklimine uygun yetiştiriyorlar patatesi. Patates yetiştikçe işte çok tarım ucuzluyor. Tarım ucuzladıkça işte uzun vadeli nüfus artıyor.
nüfus arttıkça işte tekrardan yani bir ekonomi canlanıyor. O zaman İngiltere sömürgesi, İrlanda. Ama ne oluyor? İnanılmaz bir şekilde patateslerde bir hastalık çıkıyor. Ve bu hastalık yayılıyor ve yani korkunç bir şey düşünemiyorum ben. İnsanların basitçe besini patates olduğu için, patates yemedikleri için ölüyorlar. Şimdi buradaki sorun tek bir yarısı. Suç olması değil mi? Yani zaman Güney Amerika'dan patates tohumu getirirken bir tane getirmişler. Kalan genetik bütün olarak. Patatesler ondan çoğalmış. Yani elimizde sadece seferoğulları var, öyle söyleyelim. Dolayısıyla çeşitlilik olmadığı için bir hastalık ortaya çıkınca hepsi ölmüş patateslerin. Ve kaç kişinin ölümüne sebep oldu İrlanda kıtlığı? Yani 8 milyondan nüfus bir anda 3 milyona düştü. Şöyle 2 açlıktan milyon, ya. 2 açlıktan milyon kişi böyle. Doğrudan öldü. Geri kalan 2 milyon kişi de terk etti ülke. İşte İngiltere'ye kaçtı, Amerika'ya kaçtı. Hı. Yani dünya tarihinin belli bir popülasyonu etkilen en korkunç kıtlığıdır. Belki buradan İrlanda sosyal mesaj da çıkarabiliriz. Yani tek bir besine bağlı kalmak. Yok hani fikirsel olarak çeşitlilik de galiba toplumların ilerlemesine bu yüzden sebep oluyor. Yoksa öyle. O tek bir fikir eğer toplumda dominant olursa o tek fikir yani tehdide uğradığı zaman, yalanlandığı zaman, tek fikir bittiği zaman toplumda o zaman bir zihinsel ölüm yaşar. Evet, dağılıyor ve bir anomi ortaya çıkıyor. Evet. O yüzden, bu yüzden farklı düşünenlere o kadar kızmayın, mutlaka lazım. Özgürlüğü. Kesinlikle çok önemli bir şey, hayati bir şey. O zaman şöyle bitirelim. Bir şekilde ekosistemi de hallettik. 150 kişilik bir gemimiz var. Evet. Çok güzel. Peki o zaman nüfus artmayacak mı? Biz nüfusu hep sabit mi tutacağız? Bak çok güzel bir senaryo yazayım sana bilim kurulu. Bir şekilde dünya yok olmuş. Evet. Hepimiz gitmişiz. 150 kişiyiz, tamam mı? Yani hepimiz gitmişiz ve her şeyi de ayarlamışız. Güneş var oldukça güneş panellerimiz çalışacak. Evet. Bu arada malzemenin de ömrü var, o da sıkıntı. İçeride güneş yedek paneli fabrikası yoksa kuramayacağız. Yedek parça yoksa o da sıkıntı. Ama diyelim ki yedek parça stoklarımız da var. Bu nereye kadar ki? Yani bizim hani diyelim 200 yıllık yedek parçamız var, tamam mı? Her şey mükemmel. Biz o 200 yıl içerisinde bir yere gidip kendimize yerleşecek bir gezegen bulmamız lazım o zaman. O zaman daha ilk başta o gemiye giderken bunun planını yapmamız lazım. Gezegen bulduk da nasıl ineceğiz? Ya da bizim çevremizde öyle bir geminin 200 yılda alacağı mesafe içerisinde öyle bir gezegen yok ki. Ya direkt bizi yaşamaya kabul edecek dünya şartlarında. Yok tabii. Trappist'e kadar yok. Trappist'e bilmiyoruz. Trappist'e bilmiyoruz yani. Gidince başka sürprizlerle de karşılaşılabilir. Yani belki hali hazırda insan orada yaşayanlar vardı. Bizi kabul etmezler. Yani en, diyeceğim belki en son seçenek bu. Çok güzel bir soru geldi aklıma. Şimdi motivasyon ne olacak? Sen nüfusun artmasından bahsettin. Şimdi dünya yok oldu diyelim. 150 tane insan o gemide ben kısıtlı kaldı diyorum. Yani kapalı kaldı. Yani tutsak mı kaldı? Nasıl yani bir kelime kullanabilir? Mahsur kaldı. Mahsur kaldı en güzel kelime 150 kişi. Hapishane aslında. Hapishaneler ve insanlık yok oldu. Bütün sevdikleri, aileleri, arkadaşları, geçmişleri her şey yok oldu. Geri dönecek bir yuvaları yok. Ben bunların yürüyeceklerini düşünmüyorum. Yani yeni nesillerin devam ettireceğini düşünmüyorum. Bence bunların yarısı çok ağır depresyona girer. Bir kısmı intihar eder. Geri kalan insanlar da yavaş yavaş ölmeyi seçer diye düşünüyorum. Yani. Muhtemelen bir gün birisi kafayı çizer, kapıyı açar. Dışarıya vakum ortamına güzel. Herkes fırlar yani. Çok güzel söyledin. Sen şey yani olur. Zannetmiyorum. O geri kalan 150 kişi. Biz şöyle yapalım da bak şöyle üreyelim de şöyle bebek yetiştirelim de nereye kadar? Şimdi benim bu konuda okuduğum bir makale şunun tehlikesinden bahsediyordu. Farz edelim bu yörüngede değil, bu bir nesil gemisi. Tamam mı? Yani biz 150 kişiyi doldurduk. Dünyaya çok benzediğine emin olduğumuz, çok uzakta 300 yılda gidecek bir mesafeye gönderdik. Diyor ki okuduğum makale, birinci nesil sorun değil. Onlar neyin ne olduğunu biliyor. Motivasyonu kaybedecek. Son nesil de sorun değil. Onlar da zaten yeni gezegene inenler olacak. Ama arada görevi sadece üst nesilden döl alıp sıradaki nesle döl vermek olan bir ara nesil var. Bu adamların motivasyonu ne olacak diyor. Bunlar sonunu da göremeyecek. Gemide en büyük problem bu aradakiler diyor yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence yani her şey bir kaçış aşaması değil yani. Dünya yok olmadıkça bir planlanan bir şeyse böyle bir şey planlanmaz. Yani bu hibrit yani şey yaparız biz. Hibrination. Türkçesine yok, yok olmak zorunda değiliz. Diyelim gerçekten bir gezegen bulduk. Oraya yeni bir medeniyet kurmaya tavuk gidiyoruz. Tavuk uykusuna yatarız. Yani ben gerçekten bana çok saçma geliyor. O mümkün mü? Hibernation. Yani o kadar bir gezegen bulacak kadar bir teknoloji gelişmişse, yani Trappist'e gidecek kadar, insanla gitmeyi düşünecek kadar bir gemi yarattıysak şeyde buluruz yani kış uykusunda buluruz. İşte kış uykusu o zaman aynı zamanda yaşlanmayı durdurabildiğimiz anlamına geliyor. Evet. İşte. Kreyonik zaten onu şu anda yapmaya çalışıyor. Yani işte yaşlanmayı durdurursak dünyanın sorunu kalmaz bence. Çünkü kimse üremez, nüfus artmaz falan.
Herkes bir şekilde yaşlanmayı durdurduysak yani. Asimov enteresan bir dünya var. Öyle dünyalar vardı biliyorsun. Evet. Dinamik dünyalar, ölen dünyalar. Bu arada değiştirilmiş karbonun ikinci sezonu başladı. Ben de birinci sezona yani eşimin bitirmesini bekliyorum ikiye birlikte başlamak için. Yani buradan sonra da söyleyeyim ki baskı olsun. Tamam. Yani benim dizilerde sorunum var biliyorsun ama kitabını okurum belki. Ha doğru. Üçleme yayınlandı bu arada. Yani 2-3'lü kitapta yayınlandı. Hepsi İtaki'den. Çıktı. Türkçesi de var. Yavaştan sonlandıralım bu arada. Var mı eksik kalan bir şey? Yani söylemek istediğin. Şunu söylemek istiyorum. Herkes belki yani herkes değil de çoğu insan hayatlarını bir dönemde astronot olmak istemiştir. Astronot olmak insan vücuduna yapıp yapılabilecek en büyük eziyet. Korkunç bir yani maddesel olarak yani fiziksel olarak acı çekeceğiniz bir süreç. Astronot tamam, olacağınıza düğüne gidin diyorsun yani. Öyle bir geyik var da LSD kullanacağınızı düğüne gidin diye. Aynen. Umut Sarıkaya. Bilmiyordum. Ona fikrim yoktu. Google'a yazınca çıkar çok yani komik. Uzaya gitmek acı verir. Ben böyle sonlandırayım programı. Evet. Uzaya gitmek sağlığa zararlıdır. Tabii ama yani bu çok büyük bir tutku değil mi? O zaman uzaya yani çocukken astronot olmak istiyordum da artık mümkün değil tabii ki bu göbekle almazlar. Yani uzun vadeli bence umudunu kaybetme gene yani. Yok yok yani bir kere ben artık sigara içen biriyim. Benim hiç sağlık olarak uzaya gitme falan filan. O 300-400 kişilik nesil gemisi yaparlarsa beni almazlar. Ben gitmesem eşim de gitmez muhtemelen. Değil mi? Gitmezsin değil mi? Tamam. Yani bizden geçti o iş Emre ama senin için hala şans var. Umarım. Ya ben de aslında fiziksel bedenine gitmek istemem uzaya. Diyorsun. Zihninle gitmek isterim. Hep konuşmuşum. Bak seninle zihin felsefesi hakkında çok güzel program yapacağız. Tamam. Buradan da söz verelim. Güzel bir hazırlık yapalım ki toplantı şey yani. Ben sana bir kitap yollayacağım. David Chalmers. Chalmers'ı. Conscious Mind diye. Ondan sonra bir tartışalım bir seninle bu konuyu. Ortada bir konuşmamız lazım yalnız. Tamam süper. O zaman şimdi izleyicilerimize veda ediyoruz. Yarından hikayelerin Kültür Üniversitesi'nden yayını yaptığımız bölümünün sonuna geldik. Kahve gibi kahve.com bu bölümümüzün sponsoruydu. Sallama kahve bu arada. Sallama filtre kahve. Vallahi şerefsizim aklıma gelmişti ama ben yapamadım. Sallama filtre kahve. Evet. Kahve severler için güzel bir seçim. Evet güzel. Hızlı pratik oluyor çünkü. Evet o zaman hoşça kalın. Hoşça kalın.